Merhabalar değerli izleyiciler. Yakından Türkiye programıyla sizlerle birlikteyiz efendim. Bu hafta Gazze'de yaşanan soykırıma farklı bir bakış açısıyla bakmaya çalışacağız ve bunu konuşmaya çalışacağız. Yaşanan açlık, ilaç olmaması, bunları değerlendirmeye çalışacağız. Muhammed Ecar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Biliyorsun Gazze'de büyük bir insani trajedi yaşanıyor. Aylar oldu. Canlı yayında bir soykırım yaşanıyor ve aynı zamanda orada yaşayan insanlar açlığa da mahkum edilmiş durumda. Herhangi bir şeyin geçmesi çok büyük bir sorun. Hatta geçen tırları oradaki yerleşimci teröristler yağmalıyor, yakıyor. Gazze'li insanlara ulaşmaması için. Görüntülerde görüyoruz uçaklardan atılan yardımlara insanların koştuğunu, bunlarda bile insanların hayatını kaybettiğini de yaşadık. Arap ülkelerinden, İslam ülkelerinden bir müdahale gelmeyeceği artık neredeyse malumumuz ve kesin. Bunun yanında Gazze'de insanlar açlık çekmemesi için ne yapılıyor? Bir çalışma var mı? Bunlarla ilgili ne söylemek istersin? Evet, şimdi ülkemizle başlamak lazım. Hani bir cümle senin değindiğin noktaya değinip ülkemize geçecek olursak 50'den fazla Müslüman ülke var dünyada ve bu ülkeler maalesef ufacık bir Gazze'yi doyurmaktan, ihtiyaçlarını gidermekten aciz kalmış durumdalar. Yani daha önce Filistin direnişinden yapılan açıklamalara baktığımız zaman şöyle bir şey söylenmişti. Sanırım Ebu Ubeyde'nin açıklamasındaydı. Biz savaşırız. Bizim işimiz savaşmak. Lakin biz bunca İslam ülkesinin bir Gazze'ye bir damla su sokamayacak, bir lokma ekmek sokamayacak kadar aciz olacağını da düşünememiştik. Bunu da beklememiştik yani. Tarzında bir şey söylemişti. Hani burada ifade edilen şey hani bir lokma ekmek, bir damla su girmiyor anlamında değil. Bir şekilde bu noktada gayret gösterenler var. Ama bu gayretler genellikle şeyde kalıyor. STK düzeyinde kalıyor. İşte yardım vakıfları, dernekleri vesaire düzeyinde kalıyor. Ya bunlardan çok daha etkili olabilecek, işi çok daha hızlı bir şekilde çözebilecek olan İslam ülkelerinin buraya İsrail'e rağmen müdahale edebilmesi ve bu noktada irade gösterebilmesi olması lazım. Fakat gösterilemediğini görüyoruz. Yani Gazze'nin hemen sınırındaki Mısır bile tam olarak bu iradeyi gösteremiyor. Yani Refah sınır kapısı oradan açılmasına rağmen Gazze'ye buranın kontrolünü, hayır burada bir soykırım var, ben de Filistin'in komşusuyum. Hem Müslümanız hem de aynı zamanda aynı milletteniz. Arabız, komşuyuz. Birçok hukukumuz var yani farklı farklı meselelerden dolayı. Tüm bunlardan dolayı ben sen ne dersen de bu kapıyı ben kontrol ederim ve istediğim gibi buradan yardımları geçiririm diyemedi mesela. Diyemiyor. Herkes birbirinden bir şey bekliyor bu manada. Yani bir önderlik, birisi kıvılcımı yaksın biz de peşinden gidelim. Yani olmuyor. Peki direniş gruplarına mesela yardım eden bir İran var mesela. Bunun direniş grupları zaten itiraf ediyorlar, söylüyorlar. Buraya destek olalım denilmiyor. Tam tersi düşmanlık yapılmaya çalışılıyor. Böyle olunca da parça pinçik, darmadağın olmuş bir İslam dünyasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Öyle olunca da senin az önce soruyu sorarken söylemiş olduğun manzaralar karşımıza ister istemez çıkıyor. Gıda yetmezliğinden şehit olan onlarca çocuk oldu şu ana kadar. Yani bu gerçekten hepimiz için bir utanç tablosu. Fakat ülkemize gelelim şimdi. Tablo böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca şunu söyledi. Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke biziz. Anadolu Ajansı yine haberlerinde binlerce tır insani yardım malzemesi 3 aydır Gazze'ye girmek için bekliyor dedi. Bu ay Ağustos ayında yapılmış bir haber Anadolu Ajansı'nda. Şimdi iki şeyi birleştirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, sadece Erdoğan değil bu arada. Hakan Fidan da biliyorsunuz ziyarette bulunmuştu. Defalarca söyledi. En fazla yardımı Türkiye'nin yaptığını söyledi. Açıklama bu. Fakat Anadolu Ajansı, devletin ajansı diyor ki, yardımlar 3 aydır şeyde sınırda bekliyor. Daha önce yapılan yardımlar da yine bekliyor denmişti. Yani yardımlar gönderiliyor. En fazla yardım yapan biziz diyoruz. Fakat yardımlar orada beklediği söyleniyor aynı zamanda. İçeri girmediği söyleniyor. Bunu da tabii görmek, oradan bilgi alıp öğrenmek lazım neden böyle oluyor diye. Ama burada sorulması ve doğru bir şekilde cevaplanması gereken bir şey var. Bir soru var. O da şu. 60 bin ton deniyor mesela. 60 bin ton civarında yardım gönderildiği söyleniyor. Fakat buna rağmen Gazze'nin durumu neden böyle? 60 bin ton yardım gerçekten Gazze'de büyük bir derde deva olur. Yani az bir şeyden bahsetmiyoruz. 60 bin ton. Ama Gazze'den gelen haberler, manzaralara baktığımız zaman
Çok acayip bir durum var. Evet, burada arkadaşlar da o haberi yansıttılar. Anadolu Ajansı'na az önce aktardığım haberinin görüntüsü bu. Binlerce tır insani yardım malzemesi 3 aydır bekliyor. Bu bakın 18.08.2024. Yani daha 10 gün öncesinin yaklaşık olarak bir haberi. Güncel bir haber yani. Şimdi bunun birçok cevabı olabilir neden böyle diye. Fakat o cevaplardan biri şu. Yardımlar Gazze'ye gönderiliyor. Evet, bu haberlerde o yüzden bu şekilde ifade ediliyor. Biz yardımları Gazze'ye gönderdik. 60 bin ton şu kadar vesaire. Peki Gazze'ye ulaşıyor mu? Sorusunu sormamız lazım. Orada sıkıntı var. Yardımlar Gazze'ye gönderiliyor ama Mısır'da kalıyor. Bekletiliyor. Kalıyor. Şimdi burada bizim bunun üzerinden bir işte propaganda yapmamız çok yerinde olmuyor. Biraz göz boyama gibi oluyor. Bunu söylemek lazım. Gazze'ye şu kadar yardım gönderdik. Gazze'ye ne kadar yardım ulaştırabildik aslında sonucunun cevabını vermek lazım. Gazze'liler Gazze'den çıkamadıkları için Gazze'de bulunmuyorlar ki. Bunun da altını çizmek lazım. Hani biz Gazze'ye yardım gönderdik, Mısır'da kaldı. Mısır'da o faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Gazze'liler Gazze'de ama. Ve Gazze'de olmayı tercih ettikleri için Gazze'deler. Bunun altını çizmek lazım. Yani tam tersi, İsrail Gazze'lilerin Gazze'den çıkmasını ister. Evet. Ve bütün bu ölümlere rağmen orada kalmaya devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Yani o gönderilen yardımlar Mısır'da hemen Gazze'nin yanı başında orada bulunsun. Hastaneler, şunlar bunlar. Gazze'liler Gazze'nin içinde kaldığı müddetçe onlardan faydalanamıyorlar. Böyle bir gerçek de var karşımızda. Yani Sahra Hastaneleri deniyor mesela. 8 Sahra Hastanesi. 8 Sahra Hastanesi ve 81 bin barınma malzemesinin de gönderildiği ifade ediliyor. 8 Sahra Hastanesi'nin Gazze'nin içinde olduğunu düşünün. Gerçekten büyük bir derde deva olur. 60 bin ton yardım. Bunlar az şeyler değil. Şimdi bunların Gazze'nin yanı başında bulundurulması Gazze'lilere bir yarar sağlamıyor. Gazze'den çıkanlara ancak sağlayabilir. Tam bu noktada yardım ve hizmetlerin Mısır'da bulunmasının insanların Gazze'yi terk etmelerine yarayıp yaramadığı sorusunu da sormamız lazım. Yani Türkiye özelinde belki daha fazla konuşuyoruz ama bütün İslam ülkeleri için aynı şey geçerli. Ben yardımı Gazze'ye sokma iradesini gösteremedim. Böyle bir güce sahip değilim. İsrail'in ambargosunu kırıp bunu yapamadım. Gazze'nin yakınına bir yere gönderdim. Peki bu neye yaradı? Şöyle bir şeyi beraberinde getirmiyor mu? Gazze'liler Gazze'den çıksın ve Gazze'nin hemen yakınında farklı bir yerde. Burada bakın çok yüksek oranda bizim malzemelerimiz var. Gayet size yetecek. Her şey var. Burada ölmezsiniz de, burada tehdit olmaz vesaire gibi bir şey oluyor. Bu İsrail'in beklentisi bu zaten. Hedeflerine aslında hizmet eden bir şeyi de beraberinde getiriyor. Yani bu iradesizlik, bu İsrail'in ambargosunu kıramama acziyeti aynı zamanda Gazze'yi terk edin. Bakın Gazze'nin etrafında daha güzel bir yaşam. En azından nispeten tabii daha güzel bir yaşam. Yani en azından ölmeyeceğiniz. En azından aç kalmayacağınız. Karnınızın doyacağı. En azından sürekli öldürülme tehdidi altında olmayacağınız bir yaşam var burada. Gibi bir o gel yapma durumunu da beraberinde getiriyor. Ha bunu kimileri kötümser bir tablo olarak görebilir ama hayır, buradan da bakmamız lazım. Çünkü yani bu koca koca İslam ülkeleri dünden önceki gün Malazgirt zaferiydi. Malazgirt zaferi hafta sonu bu evet. Konuda kutlamalarla geçti. Pazartesi günü de yine şeyler oldu. Kutlama programları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıktı ve oradaki programlarda neler söyledi? Yani elbette yani bir milletin tarihindeki önemli günler anılabilir. Bunların yıl dönümlerinde, zaferlerin yıl dönümünde programlar yapılabilir. Yapılmasın demiyorum ben. Lakin oralarda söylenen şeylerin, o hamasi söylemlerin muhtevasına bir bakıyorsunuz. Bir de geliyorsunuz o tarihsel referanslar vesaire. Bir de geliyorsunuz günümüzde şu anda tarihin
görüp görmüş olabileceği en büyük soykırımlardan biri yaşanırken ne yapıyorsun sen bunları söyleyen ülke olarak, lider olarak ne yapıyorsun diye sorguladığımız zaman karşımıza çıkan tabloya bakıyoruz. Nerede bu söylem, nerede bu acziyet durumu diye karşı karşıya koyduğumuz zaman arada dağlar kadar bir fark çıkıyor. O yüzden de işte burayı vurgulamak, bu neye yarıyor? Gazze'ye yardımları sokanmak meselesini vurgulamak hiç de kötümser bir tablo olarak görmüyorum ben. Şimdi bunun dışında bazı özel STK'ların da girişimde bulundukları ama sonuca ulaşamayan hamleleri var. Bir örnek vermek istiyorum burada. Gerçekten dikkat çekici bir çünkü bir olay bu. İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye'de en önde gelen, en bilinen STK'lardan biridir. Mavi Marmara'dan da. Tabii oradan da biliniyor. Üzere. Aynen öyle. Mart ayında bak, Mart ayında gemiler hazır, özgürlük filosu yola çıkıyor dedi Bülent Yıldırım, İHH'nın başkanı. Bir özgürlük filosu adı altında bir gemi hazırlayıp Mavi Marmara benzeri bir gemiyle birlikte bu İsrail soykırımına karşı ablukayı kırıp Gazze'ye özgürlük filosunu ulaştırma noktasında bir adım girişim, daha doğrusu adım demeyelim, girişim oldu. Bu çok güzel bir şey. Buna bak, yani aynı Mavi Marmara'da şu yapmış, bu yapmış vesaire falan hiç fark etmez. Nasıl Mavi Marmara'da İsrail'in zulmüyle şehit olduysa insanlar ve herkes onları saygıyla anıyorsa, böyle bir şeyi de herkes desteklemesi lazım. Fakat burada bir sorun oldu. Mart ayında hazır yola çıkacağız deniyordu. Hadi Mart yetişmedi, Nisan'da çıkılsın. Hadi Mayıs'ta çıkılsın. Yani Eylül ayına geldik, böyle bir şey gerçekleşmedi. Burada sorulması gereken bazı sorular var. Sadece ben bu İHH'ya sormuyorum bu soruyu. Aslında bu konuyu onların yetkilileriyle görüşmek lazım. Tıkayan şeyler neler? Bunun önünü tıkayan şeyler neler? Çünkü bazı bu noktada duyduğum şeyler var. Yani biliyorsun o önceki Mavi Marmara meselesinde tekrar sonrasında böyle bir şey yaşanmaması neler adına. Neler söylenmişti. Evet. Şimdi benzer bir tablonun olmaması için bunun yani önünü çok açacak şeylerde yapılmadığını biliyoruz, duyuyoruz. Kapatıldığını önünün duyuyoruz. Bunlar çok acı şeyler. Yani biz neden sürekli ılık sularda yüzüyoruz? Böyle hani tatlı su balığı şeyi. Hani biraz böyle işin romantizm tarafına ağırlık verelim ama ortaya irade koyabilecek şeylerden geri duralım. Yani bu çok ciddi bir şey mesela. Bu keşke yapılsaydı. Çok ciddi. Türk askerleri de onun içerisinde, geminin içerisinde bulunsaydı, çok caydırıcı bir şey çünkü. Sıktığın zaman, İsrail tarafından sıktığın zaman Türk askerine sıkmış oluyorsun. Evet. Bu kolay bir şey değil. Bunu kolayca göze alabilecekleri bir şey değil bu. Burada su her zaman şeye geliyor. Geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Bedel ödemeyi göze almak konusuna geliyoruz. Evet. İşte bu. Hatta Türkiye böyle bir şey yaparken çevresindeki bazı ülkeler, öncü mü olmak? İşte öncü olmak bu. Bazı ülkelere bizim böyle bir filomuz var. Bu filoyu hatta birkaç gemiden yapalım. Tek gemide olmasın. Hangi ülkeler katılmak istiyor? İran, Suriye, Mısır, Pakistan, kim varsa, Endonezya, katılmak istiyor musunuz? Sizin de 2-3 sembolik de olsa askerle birlikte, nasıl NATO tatbikatlarda herkes katılım gösteriyor vesaire, değil mi? Burada bulunun ve İslam ülkeleri olarak en azından etkili 5-6 İslam ülkesi mesela askerinin bulunduğu bir filoyla birlikte Gazze'ye doğru yola çıksın bu. Bunu yapabildik mi mesela? Öncü olmak. Buyurun bu öncü olalım bu şekilde. Direkt olarak da savaşa girmiş olmazsınız bunu yapınca. Oraya caydırıcı bir güç göndermiş olursunuz. Ama karşı tarafta bunun etkisi çok farklı olacaktır. Geri adım attıracak bir şeydir mesela bu. Fakat bunun yapılmadığını, bunun tam tersine bu filonun sanki önünün kapatıldığı noktada bazı şeylerin yapıldığını biliyoruz. Maalesef. Bunun cevabını da aslında neden böyle oluyor nun cevabını da Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Hatırlayacaksın o şeyde Mahmut Abbas meselesinde demişti ki işte biz daha fazla şeyler yapmamız lazım vesaire. Fakat bunlar için güçlü olmamız lazım demişti.
güçlü olmamız lazım. Yani o, güçlü değil miyiz o zaman? Güçlü değil miyiz? Demek ki o noktada sıkıntımız var. Fakat konuşunca güçlüymüş gibi konuşuyoruz devamlı. O kadar güçlü değiliz demek ki. Evet. Oraya devamlı, devamlı en yani iyi yapan biziz. En yaparsak biz yaparız vesaire. Fakat hadi yapalım dediğimiz yere geldiğimiz zaman orada aslında burada yok. Güçten ne anladığımızın da sorgulanması lazım. Şimdi etrafımıza baktığımızda direniş gruplarının nasıl savunduğu veya İran örneğini vermiştin. İran'ın nasıl yardımcı olmaya çalıştığını, direniş gruplarına da yardım ettiğini görüyoruz. Türkiye bunları yapamayacak bir güçte mi peki? İşte burada bir de şey meselesi var. Maalesef bizim çok fazla sıkıntılı olduğumuz bir mesele. Ben yapayım. Ben yaparım. Ben yapmazsam diğeri de yapıyorsa bile ona da çok yardım etmeye gerek yok. Çünkü benim yapmam lazım bunu. Yani bu şey metaforu var ya, bayrak düştüğü yerden kalkar mesela. Yani böyle bir söylem var. Bayrak burada düştü bayrak, buradan kalkacak. Yani buranın dışında hiçbir yerden kalkamaz mı? Veya bunu el birliğiyle de kaldıramaz mıyız ya? Yani bu böyle bir insanlık suçu işlenirken biz hani şu millet yaptı, bu millet yaptıya takılıp nereye kadar bu bekleme safhasını geçemeyeceğiz acaba? Yani el birliğiyle yapalım. Türkiye de işin içinde olsun, başkası da işin içinde olsun. Birlikte yapalım. Hani ben yaparım değil, biz yaparız. Müslümanlar olarak biz yaparız. Sınırları, o çizilmiş sınırları aramızdan kaldırıp, yani sınırlar yine kalsın. Yani ama birlikte hareket etme motivasyonu bağlamında aradan kaldırıp biz yaparız dediğimiz zaman bir şeyler herhalde olabilecek. Bunun dışında hepimiz bir başkasını bekliyor durumundayız. Hazır. Geçelim bağlantımıza. Yeni Nesil İnsani Yardım Derneği Başkanı Sayın İslam Başaran bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Hayırlı günler olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler efendim katılımınız için, zaman ayırdığınız için. Gazze'de yaşanan soykırımın açlık kısmıyla da ilgili biraz konuşuyoruz aslında Muhammed Acar'la. Orada yaşanan bir insani trajedi var ve açlık da bunlardan biri. Sizlerin çalışmalarını dinlemek isteriz ama şunu sormak istiyorum. Türkiye'den Gazze'ye yardım götürmek ne kadar kolay? Zor bir süreç olduğu malum. Görüntülerden de izlemiştik. Sınırdan geçmek çok zor. Geçtikten sonra İsrailli teröristler yağmalıyor tırları, çeşitli saldırılar oluyordu. Bu süreçler nasıl yaşanıyor? Türkiye'den yardım götürmek ne kadar zor veya kolay? Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle şu var, yani Türkiye'de yardımların oraya ulaşması evet problemli, sıkıntılı ama öncelikle şu var, yani oraya biz yardım göndereceğiz ama bu yardım orada kim karşılayacak? Nereye gönderiyoruz? Bunlar çok önemli. Orada karşılayan bir ekip olması gerekiyor, çalışan arkadaşlar olması gerekiyor ki tırı karşılayabilsinler. Başıboş olarak gönderilen tırlar orada yağmalanabiliyor, kontrolsüz şekilde dağıtımlar olabiliyor veya yerine ulaşmayabiliyor içeriye girdikten sonra. Yani bazı kötü emelleri olan insanların da eline geçtiğini duyuyoruz o şekilde. Yani orada bazı kişilerin eline geçiyor, tüccarların satışları falan oluyor, yardım tırlarının malzemeleri işte. Yani burada şu var, yani doğru ekip oluşturarak, orada ekipler var zaten, onlarla diyalog kurarak gönderimi yapabiliyoruz. İçeriye girebiliyor. Refah kapısı bir süre çok rahattı, geçişleri vardı. Mısır bu konuda yardımcı oluyordu. Verilen bir rakam vardı. Mesela günlük 70 ila 100 tır arası giriş olacaktı diye. Ramazan ayında bunu 450 tırlara kadar çıkardı. Yani resmi olarak rakamı ufak gösteriyorlardı ama bunu kontrolsüz demeyelim de kayıt dışı içeriye tırların sokulduğunu İsrail tespit edince bölgeye müdahale etti ve kontrolü kendi eline aldı. Şu anda o bölgede giriş var mı? Var. Çok az. Evet. Yine kontrollü bir şekilde. Bu da yani Avrupa'nın da bir baskısı var insan hakları üzerinde. Yani temel gıdan içeriye girmesi gerekiyor. Burada sayıyı düşük tutuyorlar. Ama başka bir yol var mı? Tüccarlar üzerinden evet, onu soralım yok. İsterseniz. Oraya bir başlık açalım. Çünkü o çok önemli. Yani Refah sınır kapısının dediğiniz gibi İsrail'in kontrolünde olması bir zorluk oluşturuyor. Bu kesinlikle doğru. Bu ateşkes
meselesi konuşulurken de zaten en fazla tartışılan ve üzerinde İsrail'in de geri adım atmadığı meselelerden biri o Refah sınır kapısının kontrolünü bırakmak istemiyor. İçeride Philadelphia koridoru denilen bölge burayı diyor ben kontrol edeceğim. Bu yüzden de şeye varılamıyor. Şimdi peki bu yardımların tek giriş yolu Refah sınır kapısı mı? Gördüğümüz kadarıyla öyle, evet. Fakat bunun dışında alternatif bazı yollar da mesela var mı? Yoksa sadece Refah'tan girebilirse tek yol bu mu diyebiliriz? Bu noktada neler söyleyebiliriz? Genel olarak yardım tırı gönderiyorsanız bu mutlaka Refah sınır kapısından içeriye girmesi gerekiyor. Evet. Ama bunun alternatif yolları var mı, nasıldır diye düşünürsek içeride tüccarlar da var. Yani tüccarlar da içeriye mal sokuyorlar. Onlar da satışlarını yapıyorlar. Aslında bu engellemelerin biraz da arka planda tüccarların da olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunu biz kendilerinden de dinlemiştik. Yani biz demiş yani çok fazla yardımlar girerse biz ne satacağız da orada demişler. Yani savaş ortamlarında en çok kazananlar yani tüccarlar olur, silah tüccarı olur, tıbbi malzeme satan tüccarlar olur, gıda tüccarı olur. Yani bunlar da engel oluyor ama işbirliği onlarla da yapabilirsen yani biz mal alalım, sizin nakliyemizi siz karşılayın, orada da ekibimize teslim edin, ulaştırın. Bu kolaylıklar oluyor. Yani aslında burada yani... Bedeli biraz daha artıyor mu böyle olunca? Bu aracılar vasıtasıyla olunca biraz daha bedeli maddi olarak artıyor. Yok hayır. Aslında bedeli artmıyor. Refah kapısına gittiği zaman günlük olarak tırlar belli bir ücret aldı. Yani gün olarak beklediği süreyle oraya gidip bir ay iki ay bekleyen tırlar doluyor. Çünkü çok fazla da yoğunluk oluyor. Sürekli tırlar arkadan geliyor. Yani içeriye giren tırlar var ama sayısı düşük olduğu için çok göze görünmüyor. Bekleyen tırlar daha fazla gözüktüğü için giriş yokmuş gibi gösteriyor. Ama o her bekleyen tıra günlük ödenen paralar var. Bunlar da dolar üzerinden ödemeler yapılıyor. Evet. İslam Bey, bu yani orada... şeyi merak ettim. Tüccarlar dediniz, içeride satış yapıyorlar. Tüccarlar temel madde gıda ürünlerini nasıl içeri sokuyor onlar? Ticari kapıda sorun yok. Onlar işini biliyor. Ticari kapıda girişlerde engelleme yok. Sadece yardımlarda sıkıntı var. Anladım. Yardım yani o tüccarlar sadece o bölgede İsrail'e de malzeme getiriyor. İsrail'in ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Şunu sormak istiyorum. Sizin yaptığınız yardımlar içinde tabii bir sürü şey var. Temel gıda ürünleri, ilaçlar, çeşitli malzemeler. Şu anda Gazze'de en acil ihtiyaçlar nelerdir? Geçtiğimiz günlerde bir haberde okumuştum. Çocuk felci aşısı ihtiyacı vardı. Bu tarz şeyler. Şu anda en acil ihtiyaçlar neler Gazze'de? En acil ihtiyaçlar tıbbi malzemeler. Tabii ki eksiklikler var ama asıl ana temeldeki olan tıbbi malzemelerde eksikler yaşanmıyor. Daha çok yani gıdaya ihtiyaç oluyor. Gıda yani günde insan en az iki defa yemek zorunda sabah akşam olmak üzere. Yani gıda sürekli tükenen bir şey. Tıbbi malzemeler de öyle. Sürekli yararlar oluyor vesaire. Ama bunların şu anda karşılanması biraz ağırlaştı. Ramazan'da çok güzeldi. Çok güzel yardımlar geliyordu, tırlar doluyordu, içeriye gönderiliyordu. Ramazan'dan sonra kesildi. Ben son olarak iki hafta öncesine kadar Mısır'daydım, yardım organize ediyordum. Sadece orada iki tane Türkiye'den dernek gördüm. Onun dışında da yoktu. Yani dernekler de artık burada faaliyetlerini geriye çekti. Evet. Burada yani şöyle bir şey de var. Geçtiğimiz dakikalarda siz bağlanmadan önce onu da biraz konuştuk. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela ve diğer devlet başkanları, devlet yetkilileri düzeltiyorum, defalarca şunu söylediler. Biz Gazze'ye en fazla yardım yapan ülkeyiz açıklaması. Gerçekten de Türkiye'den ciddi miktarda yardım bugüne kadar gitti. Fakat mesela yani söylenen rakamlar, tekrar edeyim size sorarken de. Mesela deniyor ki 60 bin ton yardım gönderdik. Belki şu anda bu 60 bin ton da geçmiştir. 8 sahra hastanesi, yani Gazze'nin içinde 8 tane sahra hastanesi kursanız bayağı bir derde deva olur yani. Bayağı bir sorunu çözer. Ciddi bir şey. 81 bin barınma malzemesi gibi, yani devasa rakamlar bunlar. Gayet çok güzel.
Fakat böyleyse o zaman Gazze'nin şu durumu nedir? Neden Gazze bu halde? Bunlar bayağı bir sorunu çözmesi lazım dediğimiz zaman Gazze'ye yardım buradan gönderiliyor ama Gazze'ye ulaşıyor mu sorusu ortaya çıkıyor. Ulaşmıyorsa o zaman ne oluyor onlara? Bunu sormak. Öncelikle toplumda şöyle bir şey var. Çok kirli bilgi var. Medya sürekli yani bu konuyu vakıf olmayan insanları Gazze'ye yardımlar girmiyor diye söylüyorlar. Ya bu da insanların aklını biraz karıştırıyor. Güvensizlik oluşuyor. Diyorlar ki siz diyor nasıl yardım getiriyorsunuz diyorlar. Herkes yardımlar ulaşmıyor. Yani böyle bir kirli bir bilgi olduğu için Bunu devletin ajansı yalnız veriyor bunu. Anadolu Ajansı. Ekrana da getirebiliriz. Arkadaşlar tekrar onu verebilirler. Binlerce tır insani yardım malzemesi 3 aydır Gazze'ye girebilmek için bekliyor. Şeklinde daha 10 gün önce oraya yardımların girmediğini Anadolu Ajansı yani devletin ajansı şu anda ekranımızda. Mesela bu haber daha 10 gün öncenin haberi. Sizin bu söylemiş olduğunuz mesele. Yani devletin ajansı tarafından bu direkt olarak ifade ediliyor. Neden bu yapılıyor o zaman? Ya bunları aslında hani cevap vermek istiyorum da çok da böyle ekranda bu tarz şeyleri konuşmak istemiyorum. Yani Anadolu Ajansı çok da doğru bilgiler temin etmiyor. Türkiye'den oraya yardım gönderildiyse o zaman Türkiye menşeli gönderilmesi gerekiyor. Tırların Türkiye'den çıkış yapması gerekiyor. Ya ben Mısır'a gidiyorum. Mısır'dan malzemeleri alıyorum. Tırları dolduruyoruz. Öyle gönderiyoruz. Giderken de İran menşeli oluyor. İran'dan gelmiş gibi oluyor yardımların. Yani bunu Türkiye'den oraya yani devlet gerçekten ben açık ifadeyle şunu söyleyeyim. Gerçekten devlet bu konuda samimi ise Vicra gemisini harekete geçirir. Aylardır o geminin hareket etmeyeceğini söyledim. Çünkü izin vermiyorlardı. Yani devlet bunun önünde engel oldu. Yetkilileri engel oldu. Yani problem çıkmasından korkuyorlar. İsrail'le aramızda bir problem. Bu özgürlük filosundan bahsediyoruz değil mi? İHA'nın öncülük ettiği. Evet. Yani siyasi korkular var arada. Hani devletimizde bazı anlaşmalarımıza zarar gelir mi vesaire gibi. Bunu biraz daha böyle ılımlı olarak halletmeye çalışıyorlar. Ama bunu da başaramıyorlar. Tabii şu anda Türkiye'de yani o gemileri iki gemi doldurdular. Ve çok ciddi paralar toplandılar. İnsanlar da gergin ve o derneklerin başkanları da şu anda çok gergin ve bağışçılarına karşı çok mahcup oldular. Yani Türkiye sadece hiçbir şey yapmasın. O gemileri harekete geçirsin. O gemiler Gazze'yi çok çok fazlasıyla rahatlatacaktır. Ben ona inanıyorum yani. Örnek vereyim. Gazze'de söylediğiniz gibi sahra hastanelerin olduğunu düşünürsek yani çok ciddi anlamda rahatlatacaktır. Peki bu sahra hastanesi nereye kuruldu? Gazze'de güvenli bölge yok artık. Önceden diyorlardı Refah bölgesine gidin, güneye doğru gidin, oraya göçün, orası güvenli bölge diye gösteriyor. Artık Refah'ı da bombaladılar. Cibali diye bir şey yok artık, Hanyanus diye bir şey yok, Kuzey diye bir şey yok. Bunu canlı olarak uydulardan da bakabiliriz, görebiliriz. Ya Gazze'yi yok ediyorlar gözümüzün önünde. Herkes yani bir şeyler yapmak istiyor, devletler de araya giriyor. Ama bu şekilde değil. Bunu yapmanın başka yolları da olmalı. O yollara başvurmalı. Yani İsrail'i caydıracak bir kararlar alarak harekete geçmeliler. Mesela bu bir öneri olarak bağlantıdan önce konuşmuştuk burada. Bu gemilerin harekete geçmesi noktasında çekingen davranmayıp bunları devlet, Türkiye devleti mesela desteklese. Bu gemilerin içerisine de Türk askerlerini yerleştirse, hatta çevre ülkeleri de biz böyle bir özgürlük filosu yapıyoruz. İki gemi değil, beş gemi yapalım. Diğer ülkelerden de İran'dan, Suriye'den, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Mısır'dan kim varsa asker göndermek isterseniz sizin de birkaç askerle bulunmanız ve böyle bir İslam ülkelerinin askerlerinin bulunduğu bir filoyu gönderiyoruz. Bakın burada da bir caydırıcı güç olarak İsrail burada kolay kolay bunlara ateş edemez. Çünkü bu ülkelerin hepsine savaş açmış olur gibi bir irade mesela ortaya konulamıyor. Böyle bir şeye gidilemiyor. Hep böyle bir ılık sularda yüzme, devamlı suya sabuna dokunmadan Gazze'yi nasıl savunabiliriz ki bu pek mümkün olmuyor. Böyle bir yerde devam ediyoruz maalesef. Yani şuradan bir başlayalım önce. Biz de Müslüman ülkeler olarak artık çoğunluk olduk. Yani çoğaldık devlet olarak. Tabii biz çoğaldık değil, ulus devlet olduk.
ulus devletler kendi devlet menfaatlerini düşünerek, çıkarlarını düşünerek ve bu çıkarlara zarar gelmeden hareket etmek istiyorlar. Yani Filistin, evet bizler diyoruz ki onlar bizim kardeşlerimiz. Ama onlar Filistin devleti, biz Türk devletiyiz. Bunu İran da diyor, İran da kendi çıkarları. Her devlet kendi çıkar ve güvenliğini sağlamak için bugünkü kararlarını alıyorlar, uygulamaya geçiyorlar veya bunu hafif kararlarla birlikte geçiştirmeye çalışıyorlar. Bazen halkın halk diyor neden devletler bir şey yapmıyor? Hı-hı. Yapıyormuş gibi göstermek için. Yani dediğiniz gibi filo çıkabilir, arkadan gemiler, yani çok güzel düşünceler, çok güzel kararlar. Keşke böyle kararlar alınıp uygulansa. Yani. Böyle bir karar alınsa zaten İsrail orada devlet olarak bile duramaz. Tabii. Şimdi tamamlayın isterseniz bu başlıkla ilgili. Son bir sorumuz daha olacak. Onunla da toparlamış oluruz. O sorumuzu soralım o zaman. Onunla toparlamış olalım bizler de. Şimdi Mısır'ı da özellikle sormak istiyorum size. Çünkü siz yanlış hatırlamıyorsam bu yardım faaliyetlerini organize ederken daha çok Mısır'da bulunuyorsunuz. Mısır'da bu işler organize ediliyor ve sonrasında Gazze'nin içine bir şekilde bu yardımlar sokuluyor. Geçtiğimiz sanırım 15 gün kadar oldu. 15-20 günde olabilir. Hakan Fidan da Mısır'a gitti. Sayın Dışişleri Bakanı ve orada Refah sınır kapısında açıklamalar yaptı. Mısır'ın Dışişleri Bakanı ile görüştü. Hatta Sisi ile de görüştü. Burada yani bir ümit da doğdu aslında. Çünkü burada en etkili ülkelerden biri Mısır. Türkiye de bu noktada yardım etmeye hevesli olarak söylemlerde bulunuyor. İki ülkenin bir araya gelmesi bir ümit doğurdu. Yani iki uçlu bir şekilde sormak istiyorum bu soruyu. Türkiye ile Mısır'ın birlikte yapabildiği, yapabileceği bir şey, böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir şey doğdu mu bu görüşmelerden? Orada çünkü bulunuyorsunuz siz. Veya Türkiye'nin tek başına, onu biraz konuştuk gerçi, Mısır'ın tek başına yapabileceği, alabileceği bir irade var mı? Şu anda ne yapıyor Filistin için mesela Mısır? Daha fazlasını yapabilir mi? Öncelikle Türkiye zaten savaşın başından beri devlet olarak bu tarz konularda görüşmeleri yapıyorlar. Hı hı. Yani Mısır'la da sürekli görüşme halinde. Bu zaman zaman İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da gündem oluyor. Oradanla bir şeyler oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii bir, yani elle tutulur bir sonuç vermiyor. Yani bu tarz girişimleri de olmak, bunların önünü açabilmek, yardımdan içeriye girmesinde refah kapısını açık tutabilmek için, yani oraya gidip orada bir görüntü vermek bile etkileyici bir görsel oluyor. Yani tabii ki yani burada yapılacak olan faaliyetlerin içerisinde devletler bizlerin yardım faaliyetlerinde kapılarımızı açmayı sağlıyor. Evet. Mısır burada ne gibi rol oynuyor? Mısır elinden geleni yapıyor. Bunu daha önce Sisi de açıklamasında söylemişti. Yani biz Mısır olarak bizim tarafımızdan kapılar açık. Ama arka taraf şu anda İsrail'in kontrolünde olduğu için sınırlı sayıda geçiyor. İsrail o kontrolü bırakması için bir baskı var onların üzerine. Tamamıyla insani yardımların içeriye geçmesi, oradaki insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu devam da etmesi gerekiyor. Daha da arttırılması gerekiyor. Ama şurada şu da var, yani İsrail ile birlikte Mısır'ın güvenlik açısından anlaşmaları var. Buna da sadık kaldı. Buna mutabık kaldığı için bunu bozmadı bu zamana kadar. Bozması gerekiyor. Mısır artık şu kararı almalı. Ben İsrail'in güvenliği için aldığımız ortak kararı rafa kaldırıyorum. Oradaki insanların ihtiyaçları, aciliyet durumları, dan dolayı ben bu kapıyı insani olarak açıyorum. Evet. Bunu yapsa bütün insani duyguya sahip olan bütün devletler, halklar buna destek verecektir. Yine de elinden geleni yapıyor ama bu yapılan tabii ki yetersiz geliyor. İslam yani o yüzden tabii yetersiz yardımlar yetersiz geldiği için bize yardımla ulaşmadığı gibi görünüyor. Evet. Bize İlk süreçlerde açlıktan ölümler çoğaldı, tıbbi malzemeler yok, hastanelerde serum yok, hastanede ekmek yok diye görüntüler gelmeye başlamıştı bize. Ama son zamanlarda elhamdülillah yani o görüntüler artık duymuyoruz, görmüyoruz. Evet. Tabii bu da içeri yardımların girdiğini gösteriyor. Bazı girişimler fayda veriyor yani artık.
Özellikle susuzluk meselesi bir ara bayağı bir gündemdi ve yani şeyden yiyecekten ziyade artık suyun da olmadığı noktasında çok fazla haber geliyordu. Onu da sormuş olayım. Yani susuzluk meselesi şu anda Gazze'de var mı? Bu noktada bir rahatlama oldu mu? Ya susuzluk konusunda o sıkıntı sürekli devam ediyor. Artık altyapılar çalışmıyor. Yani çeşmelerden, borulardan artık su geçmiyor. Orada sular artık tankerlerle taşınıyor. Orada günlük sular dağıtımlarımız var. Biz de bunu dışarıdan getiriyoruz. Evet. Savaşın olmadığı bölgelerden içeriye su getiriyoruz. Tankerleri dağıtımlarını yapıyoruz. Yani su sıkıntısı da çok ciddi bir problem oldu. Şunu sormak istiyordum İhsan yani, Bey. Sözünüzü unutmayın lütfen. Yeni Nesil İnsani Yardım Derneği olarak sizler için nakdi yardımlar mı yoksa aynı yardımlar mı daha faydalı oluyor bu tarz çalışmalar yapılırken? Yani bize daha çok nakdi yardımlar gerekli. Çünkü Mısır'da biz malzemeyi alırken orada da nakit ödemeleri yapıyoruz. Yani nakit olarak biz güçlü olduğumuz zaman daha fazla yardımlar içeriye sokabiliyoruz. Yani biz savaşın ikinci haftasından beri orada faaliyet gösteriyoruz. İçeride güzel de ekibimiz oluştu elhamdülillah. Tırları gönderdiğimiz zaman Mısır'da şoförlerin numaralarını karşı tarafa veriyoruz. Bize de teslim ettiğimiz, bize yardımcı olan tüccar arkadaşlar da bize verdiği süre içerisinde içeriye giriyor. En son gönderdiğini bana 12 gün içerisinde içeriye sokacağım dedi. Ya dedi gece ya da şafak saatine doğru böyle şafak zamanı içerisinde içeriye teslim etmiş olacağım arkadaşlara diye. Tırlar birlikte şoförle sürekli diyalog halindeler. İçeriye girdiği zaman direkt onlar teslim alıyor, depolara indiriyor, aşevlerimiz bu şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Yani burada önemli olan yardımların içeriye gönderilmesinde içerideki yardımları kim karşılayacak? Nereye gönderiyorsunuz? Önemli olan bu. İşin püf noktası bu anladığım kadarıyla. Yani kime teslim ediliyor? Ekip olması gerekiyor. Evet. Yani aşevi işletiyorsanız içeride bir ekibiniz olacak. Bunlar sürekli orada yemek pişiriyor olacak. Siz de o aşevine gıda takviyesi yapacaksınız. Evet. Yani örnek vereyim. Mısır'dan tırlar doldurup içeriye gönderemiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Bir tüccarla birlikte temasa geçsin. Onlar orada ekibiniz varsa içeride onlara da gıda temin edebiliyorlar. Bunu Gazze'nin içerisinde de yapıyorlar. Evet. Son söylemek istedikleriniz varsa onları alalım efendim. Süremiz de bitti. Size veda edeceğiz. Yani söyleyecek çok şey var aslında. Yani burada şu var, biz sadece Yeni Nesil Derneği olarak bizlerin desteğe ihtiyacımız var. Yani halkımız destek versin, bu faaliyetleri çoğaltalım, sadece üzülmeyelim. Sadece üzülmekle kaldık. Son zamanlarda sadece sosyal medyada paylaşım yapıyoruz. Yani oradaki savaş ortamında yaralanmış, şehit olmuş insanların fotoğraflarını, videolarını paylaşmak, oraya destek olmak değil. Tabii elbette o üzülümü gündemde tutacağız. Ama onlar için neler yapabiliriz, ne fedakarlıklar gösterebiliriz? Bunları yapmamız gerekiyor. Yani bugün Gazze için gerçekten bağışçılardan çok artık bunun sorumluluk bilinci haline dönüştürmüş insanlara ihtiyacımız var. Yani bizler burada yani tabaklar dolusu yemekleri yerken oradaki insanlar yemek bulamaması çok kötü bir şey. Evet. Çok yani teşekkür biz ederiz. Biz bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani oradaki insanları kendi kardeşlerimiz gibi görmemiz gerekiyor. Evet. Çok yani teşekkür insanlık, ederiz. İnsanlık burada büyük bir imtihan veriyor. Bizim buradaki imtihanımız onlara destek olmak. Onların imtihanlarda durumunu sabredip mücadelelerini devam ettirmesi. Çok sağ olun İslam Bey katılımınız için. Çok teşekkür ediyoruz İslam Bey. Sizlerle çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Cümlemizden. Evet. Görüşmek süremizin üzere. Aslında sonuna geldik. Son birkaç dakikayla toparlayalım. Yani tebrik etmek lazım. Hı-hı. Şimdi bu bağlantının üzerine İslam başaran gayretli bir arkadaşımız sağ olsun bu noktada elinden geleni yapıyor. Ben de takip ediyorum. Özelde de görüşüyoruz kendisiyle. Yani birçok şey yapılabilir Türkiye'nin içerisinde. Buraya harcanan gayret, buraya harcanan vakit, emek, insanlar birçok farklı şekilde bunu değerlendirebilir.
kendi maddi gücüne güç katmak için bu enerjisini Türkiye'de kullanabilir mesela. Ama kalkıp gidiyor işte bu gibi gayretli kardeşlerimiz. Orada mücadele ediyorlar. Birçok zorlukla bu anlatmış olduğu süreçlerin hiçbiri öyle kendiliğinden olmuyor. Gerçekten büyük bir çaba gerektiriyor. Farklı diyaloglar, iletişim kanalları açmak gerekiyor vesaire. Bunları görürken biz Türk milleti olarak da bunlardan biraz ders çıkarmamız lazım. Herkes hani derler ya yani herkesin kabı ne kadarsa o kadar su dolar o kaba. Yani kimin kabı ne kadarsa. Yani bu noktada da böyle. Kimin elinden ne geliyorsa o kadarıyla sorumludur. Yani evet üzülebiliriz. Tabii üzülmüyorsak bile zaten sorun var demektir. Yani bu çünkü işin en aşağı derecesi. Fakat bunun dışında ben üzülmenin dışında aslında şöyle bir şey de yapabilirim. Elimden şu da gelebilir diyeceğimiz ne var diye hepimiz oturalım bir düşünelim. Bunu yapmamız lazım. Mesela ne yapabiliriz? Yani Coca-Cola ben almayabilirim daha önce alıyorsam. Almayabilirim. Bunu yapabilirim. Bu benim elimde olan bir şey. Bunu yaptığım zaman da ölmem. Hiçbir şey olmaz. Yani alternatif başka bir meşrubat alırım. Başka bir şey alabilirim. İsrail ürünlerine karşı şöyle bir hassasiyet veya tepkimi ortaya koymak için bu noktada gerçekten birilerinin canını acıtan eylemler, odak noktası gerçekten de hükümeti, iktidarı harekete geçirebilecek tarzda eylemler. Bunlara ben de destek vereyim. Bunların belki bir faydası olabilir, itici bir güç olabilir. Bunu yapabilirim. Bir pazar günü, bir müsait olduğum vakitte böyle bir eyleme katılayım ben de. Mesela bunu da yapabilirim diyebiliriz. Veya bunları çoğaltabiliriz. Biraz maddi gücüm var. Yani fena değil durumum. Çok dar gelirli değilim, orta gelirliyim. Bir kısım bir şey ayırabilirim. Gideyim Yeni Nesil Yardım Derneği'ne veya X başka bir yardım derneğine. Bu parayı vereyim, benim de bir param gitsin, orada bir su olsun, bir lokma ekmek olsun. Gazze'deki çocukların, kadınların, muhtaç duruma düşürülmüş olanların boğazından geçen bir rızık olsun diye bir şey yapabilirim. Oturup biraz düşünmemiz lazım. Yani şu da yanlış. Ben tek bir insanım kardeşim, ben ne yapabilirim ki deyip tamamen işi işte devlete yıkmak. Devlet en büyük sorumlu burada ve en büyük sorun da orada. Devletlerde en büyük sorun da. Onlar üzerine düşeni yapmıyorlar çünkü tam olarak. Fakat onun dışında bireysel çabamız da madem bunlar yapmıyor, yapmaları lazım ama yapmıyorlar. Ben ne yapabilirim? Karınca kararınca. O hani teşbihte hata olmaz bir misal vardır ya, hani karıncaya demişler ki ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun? Ağzında suyla İbrahim'in ateşini söndürmeye gidiyorum demiş. Bu haline mi gelme? Karınca yürüyüşünle ağzında tuttuğun bir damla su neyi ateşi söndüreceksin dedim. Yani o da hani bu olmamış bir olay olabilir ama güzel yerinde bir şeydir, bir misaldir. Yani o da demiş ki en azından safın belli olur. Safın belli olur. Bizim de bu noktada safımızı belli edecek bir şey yapmamız lazım. Onun için de elimde ne var, ne yapabiliyorum? Bunun sorgulamasını yapmamız lazım. Bu yardım meselesinde hepimizin üzerine düşen bir sorumluluk diye düşünüyorum. Burada da bitirmiş olduk. Çok teşekkür ederim Şahan'dan katılım için. Efendim bu hafta süremizin sonuna geldik. Haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.